Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealten hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala kıssalarını Kur'an-ı Kerim'de kiltirgen nebilerden biri Musa aleyhisselamdır. Musa aleyhisselamın nam-ı şerifleri Kur'an-ı Kerim'de 130 merteden ziyade ravişte zikir kılingen. Yani namları, kıssaları en çok zikir kılıngan nebi Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselam hesaplanadılar. Başka nebilerin hem zikirleri var, lakin bu derecede çok tekrar tekrar kılgan nebilerin namları, kıssaları yok. Değerli Kur'an-ı Kerim'de çoklap sureleri de Musa aleyhisselam'ın kıssaları ya uqtası, ya bir bölge, ya ki bir ikide sözü bulup, kayta kayta kelgen. Bunun asasi sebebi ulamalarımızın hulasası şu ki, Musa aleyhisselam ve o kişinin kavmi bulmuş Beni İsrail, bu dünyada Allah'ın kitabını hayatka tatbik kılıp yaşayan kavm hesaplanadı. Başka nebilerde bu derecede bulgen emez. Varaklar düşken, ya ki addi vahiy bir haber kegen halas kitap derecesi ki yetmegen, ya ki kitap bosa hem tola amal kılıç şeklige utmegen haletleri bogen. Anaşı itibardan Beni İsrail, Musa aleyhisselam ve Tevrat, mumun musulmanlarga örnek buluş derecesi ki en yakın haleti bogen. Şunun için, ulardan örnek alış, ularının mana şu baradagi, yani ki Allah'ın kitabını hayatka tatbik kılış barasidagi hatalarını tekrarlamazdik, kamchiliklariga yol koymazdik manaları bar uchun ularının kıssaları ko'p kelgan, tekrar tekrar kelgan, batafsil kelgan, başıdan ayak kelgan. Maksat şu, ana şu itibardan Musa aleyhisselamın namlarını o'zi 132 mertadan ko'p Kur'an'da zikir kılıngan. Uzun suralarda ham, kıska suralarda ham, makki suralarda ham, madani suralarda ham kira vurgan. Çünkü haligi etkenimizde okşaşlık joyları var her bir sahada. Hammamızga malum ki Musa aleyhisselam Mısır'da hayat geçirgenler, o şehirde tuğurgenler, şu yerde uzgenler. Kan akılıp Beni İsrail'ini katta nebisi Mısır'da tuğulup, o yerde peygamber bulup, o yerde o kişiye Allah'ın vahiyişi, kerişi, mümkün degen saval bula devam bosa, bunu tarihi Yusuf aleyhisselam'a kaytıp baradı. Yusuf aleyhisselam ana Yakup aleyhisselam'ın oğulları, İsrail aleyhisselam'ın, ana Bani İsrail'in esasçılarından bittesi, kıssalarını ötkenimizde malum bugün ki, akeleri atalarından reş kılıp, kudukka taşap koyuşken de, bir kervan topuğun, onlar Mısırlık bugün, Mısır'a abarıp, satuvargen. O iş yerde Yusuf aleyhisselam, bir 12'de hizmetkar bulup yürgenler, keyin kıssalarını ottik, nebi bulup, Mısır'ın baş vaziri derecesine kütarılıp, hemme hazineler o kişinin kolu da bulup, ana akeleri yurtları da açarçılık bulup, kıyınçılık, kahatçılık bugende yardım sorup gelip, ahırı tanışıp, ata anamını hem, kavmi kardeşlerini hem apkeliler degende, Yusuf aleyhisselam'ın arkalarından gelip, caylaşıp karışken. Şimdi Yakup aleyhisselam, katta nebi köçüp kegellerden ki, o kişinin ummetleri hem arkalarından kegen. Tanış bir işler hem kegen, şu yerde karar tapışken, şu yerde demek, maişet, utkazış, turmuş,
tashvishlarini yengillashtirish uslublarini topganlaridan shu yerga kelib Misrga joylashib qolishgan. Lekin baribir ular ochlikni tashkir qilishar edi. Xususan Yusuf alayhisalomning vafotlaridan keyin hukmda ularning vakili qolmagandan so'ng yerlik aholilar bularni azgina tazyiqqa olishni boshlashgan. Borib-borib bir xudolik da'vosini qilgan Fir'aun podshoh bo'lganda bularga juda ham qattiq zulm o'tkazishni boshlagan. Fir'aun degani qadimgi davrlarda Misrga podshoh bo'lgan odamning laqabi. Hozir mana prezident deyishyapti, bosh vazir deydi, yana qandaydir nomlari bor davlat boshlig'ini. Ana o'sha Fir'aun degani davlat boshlig'i degani. O'zi u odamni tug'ilganda ota-onasi qo'ygan ism boshqa bo'ladi. Musa alayhisalomning davridagi Fir'aunning nomi Ramses II bo'lgan deydi tarixchilar. Lekin Misrga podshoh bo'lishi bilan Fir'aun deyiladi. Ana o'sha Musa alayhisalomning davridagi Fir'aun nihoyatda tug'yonkor odam edi, zolim odam edi. Xudolik da'vosini qilib, "Men Allohman, Xudoman" deb hammaga "Menga ibodat qilinglar" deb buyurar edi. Bu gaplari keyinchalik qissaning ichida chiqadi. Shu bilan birga Bani Isroilga alohida qattiq zulm o'tkazardi. Chunki Bani Isroil nabiy ko'rgan, Allohning ilohiy ta'limotini olgan, shariatda yurgan, oq qorani taniydigan, zolimni adildan ajratadigan, ma'rifatli xalq edi. Shuning uchun bulardan qo'rqardi. O'zini xalqi o'sha shirkda yurgan, butga cho'qingan, nima qilsa qilgan, ularni qayoqqa bursa o'sha yerga burilib ketaverardi. Shuning uchun ulardan ko'ngli to'qidi. Lekin Bani Isroildan nihoyatda qo'rqar edi, shuning uchun ularni ko'zini ochirmas edi. Turli zulmlarni qilar edi, chora tadbirlarini ko'rar edi. Nima qilsa qilsinki, bular bir erkin nafas olmasin, bo'sh qolmasin. Ana mana shunday qilib borib, nima bo'lsa, ana shu o'zining hukmi, o'zining xudolik da'vosi boshqasiga putur yetishidan qo'rqavar edi. Buni yaxshi bilib olgan uning gumashtalari borgan sari Bani Isroilga qarshi uni qarab qayrashib boraverardi. Bir vaqtlarda porbillari aytdiki, "Sen xudosan, Misrni boshqaryapsan, podshohsan. Biz fol otsak ayon bo'ldiki, shu Bani Isroilni ichida yaqin orada tug'iladigan bir bola seni boshingga yetar ekan. Podshohligini qo'lingdan tortib olar ekan. O'zingni halok qilar ekan. Fol. Nima qilish kerak? Buning uchun endi shu Bani Isroildan tug'ilgan o'g'il bolalarni hammasini o'ldirib turish kerak. Uni qaysi birligini birov bilmaydi. Shuning uchun tug'ilganini o'ldirib turilsa, ana shu baloni oldi olingan bo'ladi", deyishdi. Fir'aun shu amrni berdi. Har bir homilador Bani Isroillik ayolga bittadan qorovul qo'yildi. Doya xotinlardan. Birga yuradi. Haligi ayolni to'lg'oq tutib, demak, tug'adigan bo'lsa qarab turadi, qiz tug'ilsa qo'yib qo'yadi-da, o'g'il tug'ilsa o'g'il tug'di deb olib, bolani so'yishadimi, nima qilsa qiladi, o'ldirishadi. O'g'il bola qolmasligi kerak. Ularning niyati, Fir'avnning niyati shunday qilib boraversak, Bani Isroilda erkak zoti qolmaydi, xotinlarning qo'lidan hech narsa kelmaydi degan taxminlari bor edi. Ana shu, demak, vaziyatda nihoyatda shiddatli bir paytda Alloh subhanahu va taolo demak o'zi iroda qilib Musa alayhisalomni tug'ilishlarini va u kishini demak keyingi chora tadbirlarini o'zi ko'rdi. Bu haqida avvalgi aytganimizda Qur'oni Karimda juda demak oyatlar ko'p, lekin eng tartibli, eng yaxshi bir vasf qilgan narsalar Qasos surasida kelgan. Alloh taolo aytadi: "Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Inna fir'auna ala fil ardi va ja'ala ahliha shi'an."
يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ Firavun yeryüzü de tuğyanga gitti. Balant gitti. Ve o şey Mısır ahalisini güruh güruhlarına bulup taşladı. Yani bulup taşlasa onlarının üstünden kapını otkazışı asan. Bulup bulup hammasını birbirine karşı koydu. Ana şu bölüngenlerden bir taifesini zayıf hal hesaplaydı. Bunlar Bani İsrailler. Bunlar ne zayıf hal hesaplaydı, adam orunda görmeydi. Ne maksa koledan kegenini kıladı, zulümge, istibdatge aladı. Ana yuzabbihu abnâ'ahum, oğullarını soyadı. Yestahi nisâ'ahum, kızlarını tırık halide koyadı. Bana şundek, halat yüzüge geldi. Keyinci ayette Allah Teala dedi ki, lekin biz o şey zayıf hal bolganlarga minnet kılışını, öz nimetimizini verişini isteyimiz. Gelecekte onlarını adamlarga imam yolbaşçılar kılamız. Yeryüzünü köp kınanarsalarga onlarını mirasaz kılamız de, ezilip, oğulları soyulup, hiç nesege yaramay turgan bir hal Bani İsrail'e gelecekte Allah-u Teala ulu kadalarını kılıyordu. Özünün recesini avvaldan elan koyuyordu. Ana ondan keyin Firavun ve onun vaziri Haman ve ikavunu demek askerlerine hemmesine özleri korkup yürgen nerselerini başına salışını hem Allah-u Teala vaada kılıyordu. Ana eşinden keyin ve avhayna ila ummu Musa an irda'ihi deb biz Musa'nı anasına ilham verdik, korkma, onu emzavur dedik, deydi. Demek o şimdi halette Musa aleyhisselam tuğulgeller. Tuğulgelleri de öldürülmeye karışken haligiler. Kur'an-ı Kerim'de ya ki hadiste yok, lakin tarifçiler etedi ki, anası hamledarlığını cüda kattır yaşırgen, şimdi yürgen, keyin beraber bilip kalıp, o şu daya hatırlar, havara abdursa hem, özünü tolgak tutken deyem bildirmesinden tanrıga ot koyup durken de tukkan deyledi. Korkkanından şuları öldürmesinde balanı tanrıga taşese o şu ot alav bir gül bulup balanı kabul kıgan da nereye paylaşçılarının közüge hiç nesi yok. Tanrı da alav yan yaptı, balak kıgan. Şimdi balanı uşap kütarıp emizip yürüşgeyem takatı yok. Çünkü haligiler görse darra alıp balanı parçalaydı yok kıladı. Hayran halat, nima qilishini bilmeydi. O'zi tuqqan farzandi, o'zi emizib boqishga imkoni yo'q. Ana shunda Alloh ana Musa alayhisalomning onalariga o'zi ilhom berdi. Ilhomda aytdiki, emiz, qo'rqma. Agar uni joniga azor yetishidan qo'rqadigan bo'lsang, bir sandiqqa solda, daryoga oqizib yubor. Uni senge düşman bogan, menge düşman boganlar özleri üçün başlarına afet sıfatı da alıp özleri bakadı. Yani bitti ayette Allah Teala bir nece buyruğu bergen, bir nece vahiy kigen ve bir nece vaada bergen. Şu vaadelerin içi de inne le radduhu ileyki. Sen taşavara or bulanın, arık nimege, daryaga, biz onu senge kaytaramız. Elbette kaytaramız. Sağ salamat buladı. Ve biz onu mursalillerden, rasullerden, peygamberlerden kılamız deyip, yeni tuğulgan balanı, vadesini Allah Ta'ala verip koyadı. Hakikaten Musa Aleyhisselam'ın anaları, haligi Allah'ın yuvargan ilhamını doğru düşündüler de, amal kılıp, balanı bir sandıçaya saptırıp, daryaga akız vardı. Daryaga akızış bilen birge, kızlariga Musa aleyhisselamın apasiga sen iziden barcık nima bularikin deb tayinladi. Haligi apa demek ukası akıp ketiyapti sandıqda daryanı boyudan paylab bardı arkasından sekin bardı. Sandıq akıp akıp barıp duru aylanıp aylanıp Firavun'u bağıya kirdi su bulan. Bağda yürgenler körüp yürüp gelip açıp alıp karasa bala.
Ana şunda aytiladi ki bu yam Kur'an'da yok, hadiste yok, tarihçilerin gapi. Firavun öldüramiz bunu dedi. Hatını yok dedi. Talaş oldu ve hatının sözü Kur'an'da keladi. Kurratu aynin di velek. Mangayam sangayam bu köz karacığı buladı. Olaylik, bakaylik. İhtimal özümüzde oğur kuvalarımızda bu hatın gapini otkızdı eriga. Hop deyip keyin onu alıştı. Alışkenden keyin endi çakalak bola. Yenge tuğulgan, tuğulgan günü akızırgan. Bura emmese, emizdirmese bu meyde. Keyin bular emizuvçi kıdırışı başlaştı. Allah Teala Kur'an'da etedi ve harramna aleyhil maradiha. Biz emizuvçilerini onge otmeydiğen kıp koyduk. Haram kıp koyduk. Yani ki kayısı ayağına ap gelip köhreliğin sasa çakalak emme yaptı. Başını tarttı yaptı, başka kıl yaptı, emme yaptı. Haligiler nuhavayette galatı bir halette kaldı. Nime kılışını bilmeydi. Bakanızda bu alışken bakışalma yaptı. Şunda haligi arkalarından paylap gegen Musa aleyhisselamın apası ettiği ki ben sizlerge bir aylarını görseteyim mi? Bu balalarını cüde yakışıda bak veredirler dedi. Eğer sizler hop deseleriz ben adam tapı veremem dedi. Yani ular can can değişti de çünkü na ilaç duruşup da. Hop da o da özünü anasını görsetti. Hani o şehirde Allah-u Teala dedi ki bana biz vadegenin üstünden çıktık, balayını özünge kaytardık. Gözün kuvançka tursun, merhamet. Bak oğrayın balayını. Hani o şimdi kılıp balanın sebebinden apasıyam, anasıyam, firavunu kasırga kiredigan, çıkadigan. Hali ki Firavun'un ahli özü bilmeyen halde özünün düşmanını can fida kılıp bakadığına kıp koydu. Allah Subhanahu ve Teala'nın iradesi kilse şuna kıp oladı. Yine bir Kur'an'da hadiste yok tarihçilerini etken geplerden balasal oynayıp kolda kurtarsa bir hareketlerine devam bugende deydi. Firavun'un koluğu ağanıydı. Koluğu ağanıydı oynayıp durup sakalını tartıp yolu ağanıydı. Balalar şuna kabul edildi. Yulvaganda o yana haligi şeytani hayal kegen. O benim başım getirdiğim şu yok şeydi. Hazır kıskınarkadan başladı bu. De yana nemanı havuk sarasını başladı bunu öldürüş gerek. Degende katını kanakasın bu kıskına balada. Hamma şuna kıladı. Bunun aklı yok. Şunga hem şunca dadı vay kılasa ama. Dese yok ben de bu. Ah hareket bu mesela sınav görmemiz. Ne kılıp sınavımız? İkide idiş alamız. Birige çok salamız, birige tilla salamız. Kani bala kaysa birini alarken. Degen deydi. Bu ayetimiz Kur'an'da yok, hadislerim yok, tarihçilerini gelme. Keyin haligini kılıp apkegende, Musa aleyhisselam kolunu tilla gözet etkende, farişteler çok kabur koygen deydi. Çoğunu alı ağzıga salgan. Keyin taşataş edip taşatışkende, ana gördüğüm, bala da bu. Degeni o şimdi tilleri bir az nima bulup, tilleri de nima asarı koyan. Keyin nima de keledi, mani tilim önce nima ravanmaz degen özlerini, gepleri Kur'an'da keledi. Ana şimdi bulup, demek Musa aleyhisselam Firavun'u, özünü, ailesi de, içi de, onu kolu bulan, hatının kolu bulan terbiye tapıp, asla sekin demek, onu bozup vayaga yetip keldiler. Ana oşa vayaga yetkenleri de Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala etedi ki felemme bağlağa aşuddahu ve steva. Yani ki balagat yaşıga yetip turgende ve ondan utkende yetuk bugende deyaptı. Şunda demek ulamalar etedi ki Araplarda balagat aşudduge yetti degeni 18 yaştan 30 geçediydi. Tuldu, tulab oldu degeni 30'dan 40 kaça. Ateynehul hikmete vel kitabe. Biz onge hikmetini verdik, kitabını verdik, yani nabi kıldık. Demek Musa aleyhisselamın nabi bulup Allah Teala tarafından tenlenip alış vakitleri 30 yaşları bilen 40 yaşlarının arasında bugün. Degan istinbatni ulamolar qilishadi
mana shu oyatdagi falamma balaga ashuddahu wastawa degan so'zdan. 30 va 40 yoshlari orasida, demak, Musa alayhissalom payg'ambarlik keldi. Ana shunda yana bir qissa boshlanadi. Bir kuni shaharda odamlar g'aflatdagi holida deydi Qur'onda. Tafsirda aytiladiki, g'aflatdagi holida degani kun qizigan paytda hamma uyiga kirib uxlaydigan paytda, dam oladigan, salqinlaydigan paytda. Qattiq qiziq, ya'ni ki havo issiq bo'ladigan o'lkalarda peshindan keyin butun ko'chalar bo'shab qoladi. Hamma kirib shu salqinlab yo uxlab yo bir salqin ichimliklarni ichib ko'chaga chiqmay turadi. Chiqsa u odam o'zi juda qattiq bir qiyin holatga qoladi issiqdan. Ashunday holatda ketyapsalar ikkita odam mushlashyapti. Unda qarasa bittasi Bani Isroildan, bittasi haligi Qibtiy deydi, Misrning yerlik aholisidan. Ikkovi bir-birini shu o'ldirish uchun harakatda mushlashyapti-yu, mushlashib turib Bani Isroildan bo'lgan odam Musa alayhissalomni ko'rib qolib, "Voy, menga yordam ber" deb yordamga chaqirdi. O'zi mushlashyapti birovni. Musa alayhissalom, "Bu bizning qavmni urayapti-yu" deb borib, haligi Qibtiyni, yerlik Misrlik odamni bir urdi, o'lib qoldi. Musa alayhissalom bu ishlariga afsus qildilar. "Bu shaytonning ishi bo'ldi-yu" dedilar. Keyin Allohga tavba qilib, Alloh tavbalarini qabul qildi, yana jo'nab ketdilar. Ertasiga yana o'shunaqa vaqtda yana kelyapsa, kechagi qabiladoshi yana boshqasi bilan urushyapti. Yana shu holat, yana mushlashuv, yana shu bir-birini o'ldirishga intiluv, yana yordam so'radi. Yordam so'rovdi, Musa alayhissalomning achchiqlari chiqdi-da, "Sen o'zi ahmoq odam ekansan. G'aviy, ig'vogar ekansan. Yomon odam ekansan sen o'zi", dedilar. Haliginga tahdid qilib so'kkanlaridan keyin yana rahimlari keldida, "Nima bo'lsa ham o'zimizning odamimiz" deb yana haliga dushmanga bir buni himoyasini qilib zarba berish uchun intilib qoluvdilar. Haligi "Meni so'kib turib, menga kelyapti, meni uradi" deb o'yladida, "Nima, kecha odam o'ldirganingdaqa meni ham o'ldirmoqchimisan?" dedi. "Kecha birovni o'ldiruvding, endi bugun meni o'ldirmoqchimisan?" deb kechagi o'zini sababidan odam o'ldirilganini yashirin narsani oshkor qilib qo'ydi. Oshkor qilib qo'ydi. Ana o'shundan keyin, demak, xabar tarqadida Musa alayhissalom xavf ostida qoldilar. Keyin o'sha Bani Isroildaga qarshi bo'lgan, ya'ni Fir'avn ahlidan bo'lgan bir odam juda tezlab yugurib keldi-da, "Musa, sen ehtiyot bo'lgin. Bizni qabila qavmimiz seni o'ldirish uchun til biriktirishyapti, hozir maslahat qilishyapti. Sen, demak, chora tadbiringni ko'rgin" deb haligi odam kelib xabar berdi. Ana o'sha, demak, xabar bergandan keyin nima bo'lganini inshaalloh kelasi suhbatlarimizda, demak, davom ettiramiz.